Evet, Halkların Demokratik Partisi grubu adına Iğdır Milletvekili Sayın Habip Eksik. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan, siyasi partilerden adeta kaçırılırcasına hazırlanan 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin kamu kaynaklarının hangi amaçla kullanılacağı net olmayan, hesap sorulamayan, denetlenemeyen, katılımcılıktan uzak, şeffaf olmayan bir saray bütçesi olduğunu görüyoruz. AKP'nin politik yaklaşımını ortaya koyan 2020 bütçesi, sağlığı öncelemeyen, sermayeyi gözeten, ranta dayalı, yoksulluğu derinleştiren, özü itibariyle bir savaş bütçesidir. Değerli milletvekilleri, sağlık bedenen ve ruhen tam bir iyilik halidir. Bugün yürütülen sağlıkta dönüşüm programı neticesinde toplumun sağlığı hem bedenen hem de ruhen bozulmuştur. Ve bunun sebebi de AKP iktidarıdır. Bugün baktığımızda iktidarın uyguladığı neoliberal politikaların sağlık hizmetini ticari bir meta olarak görmesinden dolayı ülkede hemen hemen her evde kronik hastalığı olan bir yurttaşımız vardır. Sağlığın metalaşması neticesinde hastaya müşteri gözüyle bakıldığından dolayı mevcut iktidar daha çok müşteri için toplum sağlığını sağlayacak koruyucu sağlık hizmetlerinden adeta feragat etmiştir. Evet, tekrar vurgulamak gerekirse AKP'nin sağlıkta dönüşüm programı hasta et, çok müşteri olsun, yandaşa peşkeş çekilen hastanelerde tedavi et, hasta yetmiyorsa da hasta garantisi ver, yandaşa rant sağla. Böylelikle ilaç ve tıbbi malzeme lobilerine kıyak sağla. İşte AKP'nin sağlığa bakış açısının özeti değerli milletvekilleri. Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine büyük bir yük oluşturan şehir hastaneleriyle ilgili söyleyecek çok şey var. Özellikle şehir hastanelerin halkın bütçesini rant adına dağıtmak için yapıldığı net bir şekilde ortadadır. Hasta garantisi vererek resmen yurttaşımı hasta edeceğim. Olmadı hasta edemezsem bu defa yurttaşların parasını yandaşa bedava olarak vereceğim diye hasta garantisi verilen şehir hastaneleri sistemi resmen halka ihanetin adıdır. Şehir hastanelerinin ıslak imzalı sözleşmelerinin yolsuzlukların üzerine örtmek için saklandığını tüm kamuoyu gördü, biliyor. Yüzlerce kilometre uzağa kurulan hastanelere yurttaşların ulaşması, hatta hastane içinde sağlık hizmetine ulaşması dahi adeta işkenceye dönüşmüştür. Şehir hastanelerinde sayısız usulsüzlükler Sayıştay raporlarına da yansımıştır. Olmayan tüp bebek merkezi, uygunsuz malzeme alımı, erken açılış için bitmeyen hastanelerin açılması, olmayan bahçenin bakımı için ödenen paralar, sözleşmelerde iptal hakkının sadece yandaş firmalara verilmiş olması, hastane yönetimine ise sözleşmeleri iptal etmek için mahkemece ispat zorunluluğunun getirilmesi rezaletin somutlaştırılması. Lütfen biraz sessiz. Bu sözleşmelerde herhangi bir uyuşmazlıkta ise bu yandaş firmalar AKP iktidarının muhaliflere karşı sopaya dönüştürüldüğü Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine karşı güven garantisi olarak Londra mahkemelerini hakem olarak tayin etmiştir. Yani İngiliz mahkemelerine güveniyorlar, Türkiye mahkemelerine güvenmiyorlar. Nitekim haklı olduklarını da vurgulamak lazım. Çünkü Türkiye mahkemelerinin taraflı olduğunu ve bağımsız olmadığını, AKP'nin talimatlarıyla çalıştığını herkes görüyor. HDP'lilere yönelik yapılan hukuksuzluklar ve yaşananlar bunun en büyük ispatıdır. Sayın Bakan, günümüzde sağlık hizmeti halktan uzaklaştırılarak değil, aksine yurttaşın ayağına götürülerek sağlanmalıdır. Bundan dolayı şehir hastaneleri sisteminden derhal vazgeçilmelidir. Değerli milletvekilleri, bugün sağlığın bu kadar metalaştırılması, ticarileştirilmesi sağlık emekçilerine olan güveni sarsmıştır. Hastanelere olan güven yok olmuştur. Gecesini gündüzüne katarak çalışan doktorlara, sağlık emekçilerine insanlık dışı çalışma koşullarının dayatıldığını görüyoruz. Bunun neticesinde toplumun kanayan yarası sağlıktaki şiddet maalesef gün geçtikçe artmakta ve derinleşmektedir. Evet, iktidar bu şiddete çözümsüzlüğü dayatarak sadece seyretmektedir. Sağlık şiddeti neticesinde katledilen doktorların, sağlıkçıların vebali AKP iktidarının boynundadır. Değerli milletvekilleri,
İktidarın şiddet politikalarındaki ısrarı, oluşturduğu güvensiz ortam, hukuksuzluklar, ekonominin bozulması, eğitimin bozulması toplumun ruh sağlığını da maalesef bozmaktadır. Bakın ülkede anksiyete ve depresyona bağlı ilaç kullanımı %27 oranında arttığı söylenmektedir. Bu politikalar neticesinde yoksullukla mücadele eden, açlıkla baş başa bırakılan insanlar bu mücadeleyi bırakıp çok üzüntülü durumların yaşanmasına sebep oldular. Maalesef yaşamlarına değişik modellerde ailecek son verme noktalarına dahi geldiler. AKP iktidarı savaş politikalarından ve savaş söylemlerinden derhal vazgeçmelidir. Değerli milletvekilleri, yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da ana dilde sağlık hizmeti yaşamsal bir ihtiyaçtır. Türkçe bilmeyen insanların temel anayasal hakları olan sağlık hizmetine ulaşması engellenmiştir. Ana dil üzerindeki yasaklar ve engellemeler sonucu yıllarca insanlar derdini hekimlere ifade edememiş ve büyük acılar yaşanmıştır. Ben bir doktor olarak Türkçe bilmediği ve Kürtçe konuştuğu için derdini anlatamayan sayısız vakaya tanık oldum. Bu açıdan ana dilde sağlık hizmeti haktır ve verilmelidir diyoruz. Tutukluların sağlık hakkı ve yaşam hakkı gasp edilmektedir. Bugün tutuklu hastalara tıbbi etiğe uymayacak şekilde uygulamaların olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı ve bu şekilde davranan doktorlara, tutsaklara hizmet ederken Hipokrat yemininde herkese eşit şekilde davranacağınıza dair yemin ettiğinizi hatırlatmak isterim. Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanı bütçeyi sunarken unuttuğu Iğdır'a, Ardahan'a, Ağrı'ya şu hastaneyi yaptık diyemiyor. Benim seçim bölgem Iğdır'ın 3 ilçesi var. Aralık ve Karalkuyunlu ilçelerinde devlet hastanesi yok. Tuzluca ilçesinde ise yıkılmak üzere olan deprem raporu alamamış bir hastane var. Bir devlet hastanesi vardır. Iğdır Devlet Hastanesi'nde ise basit bir anjiyo cihazı dahi yoktur. Ama Sayın Bakan Plan Bütçe Komisyonu'nda çıkmış diyor ki el baba az eze şu hastane yaptık, şu hizmeti götürdük diyor. Evet, başka ülkelerde yaşayan insanların sağlık hizmeti almasına asla karşı değiliz. Bunu özellikle belirtmek isterim. Ama Tuzluca'nın, Iğdır'ın, Karakoyunlu'nun bu bütçede hakkı nedir? Bunu da sormak isteriz. Başka bir ülkenin egemenlik alanlarını işgal edip adeta ilhak etmiş gibi hastane yaptık derseniz şu soruyu sormak hakkımızdır. Kuzey Suriye'nin bazı kentlerini, yani Rojava'nın bir kısmını Türkiye'nin coğrafik 7 bölgesine ek 8. bölge olarak ilhak mı ettiniz? Bu yapılanların uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu bilmiyor musunuz? Kafanıza göre Suriye'de kalıcı yaptırımlar yapmak ve bunu da halkın verdiği vergilerle yapmanın anayasaya aykırı olduğunu bilmiyor musunuz? Değerli milletvekilleri, KK'lerle ve güvenlik soruşturmalarıyla binlerce insan hukuksuzca işlerinden edildi. Özel hastanelerde bu doktorlar, sağlık emekçileri kölece çalışma koşullarına mahkum edildiler. Bugün yurt dışına beyin göçünün %15 arttığı basına da yansımıştır. Bakanlık bu insanları derhal işlerine iade etmelidir. Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı tam bir denetimsizlik, suçluyu koruyan, mesuliyeti olanı aklayan bir bakanlığa dönüşmüş. Sağlık Bakanlığı'nın depolarında miadı dolduğu için binlerce aşı imha edildiği ve devletin bütçesinin milyonlarca lira zarara uğratıldığı Sayıştay raporlarına da yansımıştır. Özel hastanelerdeki usulsüz faturalara resmen iktidar tarafından göz yumulmaktadır. Değerli milletvekilleri, birçok aile hekimi sağlık hizmetini maalesef derme çatma ASM'lerde yapıyor. Bugün Türkiye'de birçok köyde insanlar ASM ya da sağlık evi bulunmadığı için kilometrelerce yol kat ederek sağlık hizmeti almaya çalışıyor. Aile hekimleri ve hemşireler sağlık evi bulunmadığı için aşıları gittikleri köylerde sağlıksız hijyen dışı ortamlarda yapıyorlar. Coğrafyamızın en önemli sorunlarından bir tanesi de mevsimlik işçiliğe giden ya da yaylacılıkla geçimini sağlayan ailelerin çocuklarının aşıları ve taramaları maalesef zamanında yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı'nın görevini yapmaya davet ediyoruz. Değerli milletvekilleri, milyonlarca liralık fonların ve arazilerin Sayın Bakan'ın da daha önce yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Medipolitan Hastanesi de dahil olmak üzere birçok özel hastaneye teşvik olarak verildiği kamuoyuca da bilinmektedir. Sayın Bakan, Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konuyla ilgili tasarrufunun olmadığını belgelere dayanmadan açıklama yapmıştır. Bu konu hakkında Sayın Bakanı halkın meclisinde halka özellikle belgelerle, altını çizerek söylüyorum, belgelerle açıklama yapmaya davet ediyoruz. Sonuç olarak 2020 bütçesinin savaş bütçesi olduğunu tekrardan vurgulamak isterim. Halkın temsilcileri olarak hiçbir zaman böyle bir bütçeye oy vermeyeceğimizi, sonuna kadar halkın
sağlığını, hakkını, hukukunu savunacağımızı bir kez daha vurguluyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.